Selamlar. Ne haber nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor muyuz? Güzel gidiyoruz. Böyle artık fiziğe karşı bir ön yargımız kaldığını ben açıkçası düşünmüyorum. Bak tıkır tıkır, Güzel güzel bir binayı inşa eder gibi adım adım ilerliyoruz ve gerçekten bilgi birikimi bakımından çok iyi bilgilendiğini bil. Gerçekten bunların karşılığını çok iyi şekilde alacaksın. Hiç 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 merak etme. Bana güven. Sonra da kendine çok güven. Bu işi harika şekilde yapacağız. Yapıyoruz. Meyvesini çok iyi alacaksın. Sana sınavda benim anlattıklarımı eğer iyi dinliyorsan benim dediklerime iyi bir şekilde uyuyorsan kimse sana çalım falan atamaz. Hiç merak etme. Bu 5 yıldır hep böyle oldu. Hala da olmaya devam edecek. Çünkü inan ben bu çalışmaları hazırlarken o kadar her şey didik didik ettim ki o kadar uğraştım ki bazen bir sayfayı yazmam 1-1.5 bir, bir saat sürüyordu arkadaşlar. Ortalama bir saatim iniyordu. Yani senin şurada gördüğün bir sayfayı ben bilgisayarda bir saatte yazıyordum. Hocam sen kaç sayfa yazdın dersen 700, 800, 900 giden saatleri düşün yani öyle düşün yani. Tamam mı? O yüzden hiç kendini sıkıntıya sokma. Bugün artık gazların basıncına gireceğiz ve burada çok büyük kavram yanılgılarınız var. Ben bunların hepsini biliyorum. Hepsini senle kapatacağım. Bu dersten sonra inanılmaz güzel bilgiler edineceksin. Bildiğin yanlış, doğrusunu zannettiğin yanlışlar var diyeyim, öyle söyleyeyim. Ama doğrusunu öğrendiğinde e, güzel şeyler olacak. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız. Normalde e, bu sayfaya anlatmam için önce şu sayfada seninle bazı şeyler konuşmam lazım. Birazcık böyle kimyaya biraz hafif gireceğiz gibi olacak. Ama sıkıntı olmayacak. Sonrasında şu sayfada inanılmaz güzel yorumlar yapacağız. Çünkü çok fazla kavram yanılgılarınız var şurada. Yani şurada konuşacağım 5 tip sistemle... Herhalde bir 15-20 soru konuşmuş kadar iş konuşacağım seninle. Sonrasında şuradaki örnek soruları çözeceğiz. Ve vaktimiz kalırsa şuradaki e, akışkanların akış süreti ve basınç ilişkisine gireceğiz. Ve konuyu zaten bitireceğiz. Tamam eğer vaktimiz olmazsa onu da sonra yaparız zaten. Şimdi gel önce şu sayfayı bir yapalım. Sonrasında diğer sayfadaki örnek sorular hakkında seninle güzel tartışmalara gireceğim. Hadi bakalım. Şimdi gel bakalım bir açık hava basıncıyla başlayalım. Burada bir şeyleri okuyacağız ama okurken de bunları seninle tartışacağım, göstereceğim. Hani bir tane sadece formüle buluşacağım ama hani bu formülle çok yabancı olduğunu zannetmiyorum. Herkes bilir PV, NRT, para veren Nurettin mi derlerdi, patavatsız Nurettin mi derlerdi, öyle kodlamalar yaparlardı. Çok formüle bulaşmayacağım ama hani bir şeyleri çok net anlayacaksın, hiç merak etme. Kendine ve bana biraz vakit ver yeter. Şimdi açık hava basıncı. Ne diyor? Gazların arkadaşlar belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Nasıl yani hocam ya? Gazların belirli bir hacmi yok mu? Yok arkadaşlar. Gazların belirli bir hacmi yok. Nasıl yok? Mesela şöyle düşünün. Bir tane cam balon düşün. Cam. Tamam mı? Bu boş olsun. Sen buraya bir tane nefes üflediğinde bu üflediğin nefes, hava her yere homojen olarak dağılmayacak mı? Evet. Bak işte gazın hacmi bu kadar oldu. Bir daha üfledin. Hacim değişti mi? Hayır. Cam kabın hacmi kadardır. Yani belirli bir hacmi yok yani şu kadar hacimli, şu kadar kütleli diyebiliyoruz ama şu kadar hacimli diyemiyoruz. Gazlar içerisine konulduğu kabı homojen bir şekilde tamamen kaplar. Aha da bak böyle kapladı. Bu nedenle gazın hacmi ve şekli kabın hacmi şekliyle ne olur? Aynı olur. Gaz molekülleri arasındaki boşluk fazla arkadaşlar. Bu yüzden gazlar sıkıştırılabilir. Dünyanın çevresinde bulunan kilometrelerce kalınlıktaki gaz kütlesinin ağırlığından ve gaz moleküllerinin sahip olduğu kinetik enerjilerinden dolayı oluşan basıncı arkadaşlar biz açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncını biz P0 sembolü ile gösteririz. Yer yüzeyinden yukarı doğru çıkıldıkça atmosferdeki gaz molekülleri seyrekleştiği için açık hava basıncı arkadaşlar azalır. Tamam mı? Bunu bu şekilde bileceksin. Sen Aşağıdan yukarıya doğru ilerledikçe ne oluyor? Aslında gaz molekülleri yani gaz kütlesi seyrekleşmeye başlıyor. Çünkü aşağıda tepende daha fazla bir gaz kütlesi varken yukarı doğru gittiğince o gaz kütlesi azalıyor. Yani yer yüzeyinden yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı arkadaşlar azalır. Tamam. Güzel. Şimdi açık hava basıncı atmosferdeki gazların ağırlığından oluştuğu halde. Bak ağırlığından oluşuyor. Basıncın yönü sadece aşağı doğru değil arkadaşlar. Açık hava basıncı cisimlerin yüzeyindeki her noktaya dik olarak etki eder. Mesela bir kağıdı sen yeryüzüne yatay olarak gerdiğinde açık hava basıncının yönü sadece aşağı doğru olsaydı kağıt yırtılırdı arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün elimde bir tane kağıt var. Şuradan bir kağıt alayım bir tane. Şöyle bir kağıt var tamam ben bu kağıdı bu şekilde tuttuğumda açık hava basıncı sadece bu yönde olsaydı sadece yukarıdan aşağı doğru olsaydı bu kağıt yırtılması gerekiyordu arkadaşlar. Ama neden böyle olmuyor? Çünkü açık hava basıncı bu kağıdın her tarafından etki ediyor altından da etki ediyor, üstünden de etki ediyor, alttan etki eden, üstten etki eden eşit, sağdan etki ediyor, soldan etki ediyor. Her yerden etki ettiği için bu kağıt yırtılmıyor. Zaten öyle bir durum olsaydı canlı yaşama diye bir şey olmasın. Koca atmosferdeki gaz kütlesi benim kafama doğru bir basınç uyguluyor arkadaşlar. Bu öyle az bir basınç değil. E ama bize, bize bir şey oluyor mu? Olmuyor. Niye? Buradan da etkiliyor, buradan da etkiliyor, buradan da etkiliyor. Herhangi bir şekilde bir sorun yaşamıyoruz. Yani sadece aşağı yönlü değil, her yerden. Tamam Güzel. Ancak kağıdın alt ve üst yüzeylerine etki eden açık hava basıncı eşit olduğu için arkadaşlar kağıt yırtılmaz. Şimdi Deniz seviyesinde ve 0 derece sıcaklıkta 1 metre yüksekliğindeki civa dolu bir cam tüp ters çevirip yine içi civa dolu bir kaba daldırdığınızda tüp içerisindeki civa seviyesi bir miktar düştükten sonra dengeye gelir. Kaptaki civanın üst yüzeyi ile cam tüpteki civanın üst yüzeyi arasındaki fark 76 santim olarak ölçülür. Şimdi bunu arkadaşlar Torricelli amcamız da yapmış zamanında. Bir tane cam tüp almış. Bunu bir civa dolu kabın olduğu bir yere daldırdığında civanın yükseldiğini görmüş. Bu yükselmenin sebebini buradan oluşturan açık hava basıncıdır arkadaşlar. Bu açık hava basıncının etkisiyle bu civa yükselmiş. İşte bunun değerini de haşır 76 santim bulmuş. E bu bir civa. Şurada bir sıvı basıncı var sonuçta. Şurada biraz daha renkli yapayım. Buradaki basınç aslında açık hava basıncının kendisi oluyor. Onu nasıl buluyorsun? H, D, civa çarpı G. Tamam mı? 76 santim. Biz de buna bir atmosfer basınç demişiz. Neden bu adam civa kullanmış? Çünkü öz kütlesi fazla. Eğer su kullansaydı civanın öz kütlesi 13.6'dır. Eğer su kullansaydı 1.00 olacaktı. Ve burada görülen yükseklik 76 santim yerine 10 metreye ulaşacaktı ki 10 metrelik boruda kolay bir iş değil arkadaşlar. Bununla ilgili bir yorum sorusu gelebilir. Torçeli eğer bu deneyi bir suyla veya bir alkolle yapsaydı ne gibi sonuçlar olurdu diye söz sorabilirler. Aklınıza olsun. Şu an çok fazla enteresan bir şey öğrenmedin. Sadece açık hava basıncının her yönden eşit bir şekilde olduğunu bilmem benim için yeterli. Şimdi gel bakalım. Kapalı kap içerisinde gazların basıncına biraz giriş yapalım. Kapalı kap içerisindeki gazların basıncı. Şimdi kaba homojen olarak dağılan gaz moleküllerin her noktaya birim zamanda çarpma sayısı arkadaşlar eşit kabul edilir. Bu nedenle kabın her noktasındaki gaz, başın, gaz basıncı da eşit olur. Şimdi şöyle bir cam kabınız var. Ve bunun içerisine şuradan geldin üfledim birkaç nefes verdim. Ne oldu? Buradaki senin nefesin buraya homojen olarak dağıldı. Bak buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç her noktada eşit olur. Tamam. İşte hocam ne bileyim şurada fazla burada az gibi bir hesaplamamız bizim yok. Her noktada eşit kabul edilir. Kapalı kat, kaplardaki ideal gazların basıncı gazın hacmine, sıcaklığına ve molekül sayısına yani madde miktarına nedir? Bağlıdır. Şimdi birazcık bir şeyler yapmaya başlayalım. Sizin bildiğiniz bir formül var. Biraz bu formül üzerinden gideceğim. Sonra iş daha çok kafanızda net, netleşecek. Ne var? PV=nRT diye bir şey biliyorsunuz bilmiyorsan da şimdi öğreniyorsun. T ortam sıcaklığıdır. Hatta birazcık daha yaklaşayım. R dediğiniz şey bir sabittir. N gazın mol sayısıdır. V gazın hacmidir. P de basınçtır. Bu eşitlik arkadaşlar her zaman kurulur. Nasıl kurulur mesela? Hocam ben sıcaklığı değiştirmedim. Sıcaklığı değiştirmiyorsan attın. R de zaten sabit. Gittim. Şu cam balon vardı ya hemen şu yukarıda. Evet hocam. Oraya gittim ben, biraz daha nefes verdim, biraz daha gaz ekledim. E ne olacak? P çarpı V'nin de korunması lazım mı? Evet. V'de bir değişiklik olabilir mi? Bu cam kap, cam kap genişlemiyor sonuçta. Evet. P, P mesela basıncın artacağını söyleyebilirsin. İşte bu tarz yorumlar yapacağız birazdan seninle. Bak, gazın sıcaklığı ve kabın hacmi sabit kalmak şartıyla. Aha da yaptığım olay bu aslında. Kaptaki molekül sayısı arttırılırsa birim yüzeyi birim zamanda çarpan molekül sayısı artacağından molekül sayısı artıyor birim zamanda daha fazla molekül çarpma yapıyor gazın basıncı artıyor. Sen bunu zaten bu şekilde buradan da rahatlıkla yorumlayabilirsin. Şimdi mesela kapalı bir kaptaki gazın hacmi ve molekül sayısı sabit kalmak şartıyla sıcaklık arttırılırsa diyor. Gidiyorsun pebernete yazdı. Sana bu arkadaş niye, ne demiş? Hacmini ve molekül sayısını sabit tutuyorsun. Hacmi sildin. Molekül sayısını sildin. R de zaten bir sabit. Onu da sildin. Hı, hı Sıcaklığı arttırırsan ne olacak? P artacaktır. Bak. Burada hacim değişmiyor. N değişmiyor. R değişmiyor. Bunları diyor ki ben sabit tuttum. V ve N'yi sabit tuttum. Gittin. Şu verdiğim şekildeki arkadaşı ısıtmaya başladın. Sıcaklığı artmaya başladı. E bu bir cam kap. Genleşmeyi önemsemeyelim şu anda. Cam kap olduğu için cam kap genleşmeyecekse hacim değişecek mi? Değişmeyecek. E ben içeriye bir şey de üflemedim. N de değişmeyecek. R de zaten bir sabit. Ne olacak? Moleküllerin oradaki hıza artacağı için bilim yüzeye daha fazla çarpma gösterecektir. Bu yüzden de basınç artacaktır. Ya da şurada T arttığı için P'nin artacağını söyleyebilirsin. Bu tür yorumlamaları işte yapmamız güzel oluyor. Gel devam edelim. Şu ana kadar hep cam kapta gittik. Kapalı bir kapta gazın sıcaklığı ve molekül sayısı sabit kalmak şartıyla hacmi azaltındı. Hmm. Hacmi azaltıyorsun. Mesela bu sefer cam bir kap almadın da bir balon aldın. Bir tane balon aldın ve bu balonu şişirdin. Esnek, elastik bir balon bu arkadaşlar. Gittin ağzında da bağladın. Balonunuz burada. Tamam mı? Ne diyor? Bunun sıcaklığını ve molekül sayısını sabit tutacaksın diyor ama hacmini azaltacaksın diyor. Hacmini bunu nasıl azaltırsın? Hacmini nasıl azaltırsın mesela? Ne yaparsın? Pardon şöyle bir kameraya geleyim. Ha, Bir balonun var. Tamam üfledik duruyor. Ne demiş burada? Sıcaklığına ve molekül sayısı sabit. Yani ortamdaki sıcaklığı değiştirmiyorsun. içerisinde hava üflemiyorsun. Hacmini nasıl azaltırsın? Balonu biraz sıkıştırırsın. Balonu sıkıştırdığında ne olacak? Hacim birazcık alacak. Hani böyle balonu birazcık üzerine oturduğunu düşün. Patlama riskini ortadan kaldıralım öncelikle. Onları düşünmeyelim. P ve koydum. Ben sıcaklığı değiştirmiyorum. R de zaten sabit. E, ne de dokunmadım. Yani eşitliğin sağ tarafı sabit. E, sol tarafı ne olacak? Sen V'yi azaltıyorsan basınç artacaktır arkadaşlar. O yüzden hacmi azaltıldığında birim yüzeye birim zamanda çarpan molekül sayısı artacağından gazın basıncı da artar. Kapalı bir kapta gazın basıncı hacmiyle ters orantılıdır. Bak az önce cam balon verdim. Bu sefer elastik bir balon verdim. Cam balonun hacmi değişmiyor, ama elastik balonun hacmi burada ne oluyor? Değişiyor. Şimdi geldik önemli bir noktaya. İşte bu PVRT ile ilgili işleri yaptık zaten. Aslında deminden sana beri anlattığım durum buydu. Önemli bir durum var. Bu arkadaş önemli. Sürtünmesi ve ağırlığı önemsiz. Sızdırmaz ve hareketli piston. Bak sızdırmaz, hareketli, ağırlığı önemsiz ve sürtünmesiz bir piston varsa bu pistonun tek bir görevi vardır arkadaşlar. Basıncı eşitlemek. Ve bu basınçta eğer bir pistondan bahsediyorsak açık hava basıncına eşittir. Hocam sen ne diyorsun? Şunu diyorum. Burada bir gazınız var. Bir gaz eklediniz. Burada da neyiniz var? Bir sürtünmesiz pistonunuz var. Tamam sürtünmesiz hareketli bir piston. Ağırlığı önemsiz. Tamam hocam. Mesela dışarıdaki at basınç bir atmosferse bu gazın basıncı da arkadaşlar bir atmosferdir. Bu pistonun tek görevi dışarıdaki basınçla içerideki basıncı birbirine eşitlemektir. Başka bir görevi yok. Tamam mı? Mesela bu duruma getirdin gittin. Ne yaptın atıyorum. Ne yaptın ne yaptın. Gaz ekledin. Gittin gaz ekledin. Hani daha fazla gaz ekliyorsun. Şuradan gaz eklemeye başladın ikinci durumda. Hocam işte bakın gaz ekledik o yüzden işte basıncı artar demeyeceksin. Niye? Bu adamın hacmi de artmış. Piston bu duruma tepki veriyor. içerideki gaz basıncı artmaya başlıyor diyor. Ama benim görevim seni dışarı ile eşitlemek diyor. Ben dışarıdaki açık hava basıncı bir atmosfer değiştiremem. Ne yapacağım? Sen gaz ekleniyorsa sana. P, göre gaz ekleniyorsa. Şu R ve T sabitse gaz ekleniyorsa. Benim senin hacmini arttırmam lazım ki basıncını sabit tutayım. O yüzden piston mesela yukarı doğru hareket ediyor. Son durumda da ne? Bir atmosfer, bir atmosfer. Bu gazın molekül sayısı arttı mı? Arttı. Basıncı ne oldu? Değişmedi. Niye? Hareketli piston var burada. Sürtünmesiz hareketli piston. Bu olduğu için biz buna iç basınç, dış basınçla diyebiliriz. Ama dışarıdaki basınçla bu kaptaki gazın basıncı birbirine eşittir arkadaşlar. Gittim bu sefer atıyorum gaz çıkarttın şuradan. Bir, bir miktar şöyle hüplettin çıktı. Ne oldu? P ve düşündün. R ve T'ye zaten dokunmadın. Hocam ben N'i azalttım. Evet işte N'i azalttığında normalde en başta neyi beklersin? Belki basıncın azalmasını beklersin değil mi? Evet ama bak hacim de azalıyor. Hareketli piston burada tepki veriyor. Hemen hacmi de azaltıyor. Hacim de azaldığı için burada işte basınç yine değişmiyor. Dışarıda bir atmosfer basınç mı var? Evet. O zaman içeride de bir atmosfer basınç vardır. Hareketli pistonun tek bir görevi var. Dediğim gibi çok önemli. Basınçları eşit tutmak. Tamam bununla ilgili zaten birkaç örnek yapacağım. Orada ufak tefek kavram yanılgıları olabiliyor. Onların hepsini yapacağım. Mesela gittin şu durumda sıcaklığı arttırdın. Gazın sıcaklığını arttırdın. E ne olur? Şimdi PVNT'yi yazdın. Bu nasıl bir tepki verecek? T arttı. Sen bir şey eklemedin. R zaten sabit. Evet. E basıncın artması lazım. Ne oluyor? Hacim artmaya başlıyor. Sen bu gazı ısıttığında, sıcaklığını arttırdığında bu arkadaşın sıcaklığı artıyor, birim zamandaki çarpma sayısı artıyor, basınç artmak istiyor. Hop burada hareketli piston ne diyor? Artamazsın deyip hemen yukarı doğru hareket ederek hacmi de arttırıyor ve yine basınç sabit kalıyor. Tamam. Aslında olay bu. Bir de esnek balonumuz var ve bu esnek balon önemli bir kavramdır. Gel şimdi onunla ilgili bir şeyler konuşayım seninle. Şimdi arkadaşlar esnek balonun olayı esnek balondaki gazın basıncı. Şu esnek balonun içinde bir gaz var. Hı hı. Balonun dış yüzeyini etki eden basıncı dengelemektir. Balonun esneklik direncini ihmal ederseniz ki bütün sorularımızda biz ihmal edeceğiz. P gaz P sıfırdır arkadaşlar. Buradaki iç basınçla dış basınç birbirine eşit olmak zorunda. Hocam mesela bu P gazın basıncı artarsa ne olur? Balon patlar arkadaşlar. Balon patlar. Balonun basıncı arttığında eğer dış basınç yetersizse bu balonun basıncı fazla olduğu için balon pıp diye patlayacaktır. Mesela bir şey oldu. Balonun içerisindeki gazın basıncı azaldı. Bir şey oldu veya P0 bir şekilde artmaya başladı ve denge bozuldu. Ne olacak? Bu yine patlayacaktır. Yani balonun tek bir görevi var burada dikkat edeceğiniz şey. Kendi içerisindeki basınç neyse dışarıdaki basınç da olmak zorunda. Balon balon olduğu sürece bu durum böyledir. Balon patlarsa bitti zaten ki balonun patlama ihtimali gibi bir şeyler konuşmayacağız çok fazla. Günlük hayatta da bunu pek düşünmeyin. Çünkü günlük hayatta kullandığınız balonların bir esneklik direnci var ondan dolayı. Mesela sen bir tane balonu aldın. Bir nefes üfledin. Tamam. Molekül sayısını arttırdın. Bir yandan da hacim artıyor değil mi? Basınç ne? Aynı sabit. Hep açık hava basıncı eşit. Bir daha üfledin. Bir daha üfledin. Ne oluyor PVNT'ye göre? PVN'e göre sen molekül sayısını arttırıyorsun. Sürekli nefes veriyorsun. Hacim de artmaya başlıyor. Basınç ne? Sabit. Niye? Balon çünkü. Evet. Arttırdın, 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 arttırdın. Artık bir yerden sonra tabii ki balon bir yere kadar kendini bu duruma adapte edebiliyor. Çünkü bir belli bir esneklik direnci var. Tamam ihmal ediyoruz ama artık bir yerde patlayacaktır. Ama patlayana kadar basıncı değişmeyecektir. Şimdi balona bir miktar daha gaz ilave edilersen ne olur? Dedim balonun hacmi büyür. Ancak dış basınç sabit kaldığı için balonun içindeki gazın basıncı da arkadaşlar değişmeyecektir. Gittin mi balonu ısıttın ne olur? Hocam balonu ısıtırsan al P ve E'ni düşün. R, T. Ben bir şey üflemedim içine. N'yi ve R'yi değiştirmedim. R zaten bir sabit bir sayı arkadaşlar. Bilmenize çok gerek yok. T'yi arttırdın. T'yi arttırıyorsan ama bu balon balon olduğu için bunun P'si değişmeyecektir. E bak hacmi artmaya başladı. Hani derler ya sıcak havalarda mesela arabaların tekerlekleri biraz şişer, balonlar biraz daha şişer. Mesela balonu soğuk bir ortama aldığınızda veya futbol bir top, futbol topunuz vardır, basketbol topunuz vardır, betona koyduğunuzda ne olur? Büzüşmeye başlar. Ama o bir toptur, patlamıyor sonuçta. Niye büzüşüyor? Sıcaklık azalıyor, basınç değişmeyeceği için hacim de azalıyor. Tamam Açık hava basıncı artarsa ne olur? Açık hava basıncını sen burada arttırmaya başlarsan bir şekilde ya da bu balonun yani yerini değiştirirsen Balon buna tepki gösterecek ve o da kendi basıncını arttıracaktır. Peki bir balon kendi basıncını nasıl arttırır? Sıcaklığını mı değiştirecek balon? Hayır. Kendisine bir molekül mi ekleyecek dışarıdan? Hayır, bunlar olmayacak. Yani eşitliğin sağ tarafında bir değişim olmayacak. Hacmini azaltacak. Mesela açık hava basıncının daha büyük olduğu bir ortama sen bu balonu götürdüğünde Gazın da isteyeceği şey, balonun içindeki gazın da isteyeceği şey ne? Basıncını arttırmaktır. Bunun da nasıl yapacak? Hacmini azaltarak. Güzel. Peki ben hocam açık hava basıncını azaltırsam ne olur? Açık hava basıncını mesela nasıl azaltabiliriz? Balonu daha yüksek bir yere götürerek bunu yapabiliriz. Çünkü yeryüzünden yukarı doğru çıkıldıkça basıncın ben ne demiştim? Azaldığını söylemiştim. Tamam dışarıdaki basınç azalıyor. E gaz da buna tepki verecek ve balon balon olduğu sürece buna uyum sağlamak zorunda. E P gaz da azalacak. E P gaz nasıl azalacak peki? Sıcaklık falan hepsinin sabit olduğunu düşünürsen hacmini arttıracak. Hani böyle belki vardır. Küçükken hepimizin balonları vardı, değil mi? Balon uçtu gitti, kayboldu falan diyoruz. Ben şey derdim babama. Balon şimdi uzaya mı gitti? Falan derdim. Yani artık güneşe ulaşacak falan derdim. Hayır derdi babam. Patlayacak derdi. Tabii o gün oturup bana kimyada gazların basıncını anlatmadı ama derdi ki o balon şişecek yukarıda şişecek 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 ve bir yerde dayanamayıp patlayacak derdi. Üzülürdüm ben de. <laughs> balon kaçınca balon pat. Ben şey sanırdım. böyle uzaya kadar gidecek, güneşe kadar gidecek diye düşünürdüm küçükken. Neyse patlıyormuş arkadaşlar. Durum bu. Yani aslında bakın sürtünmesiz piston, balon. Hep aynı amaca hizmet ediyor. Hizmet ne? Basıncı işlemek. Ama bunu direkt ezberlemeyin. Size soru verildiğinde bu bilgiyi kullanacaksın ama direkt hani basınç değişmez demeyin. Bir bakacaksın duruma. Bununla ilgili sorular konuşacağım. Ama ana mantık, ana çerçeve bununla ilerleyecek. Yani ilk çıkış noktamız bizim bu olacak. Tamam. Gazların basıncının değişimi çok kolay oluyor. Sıcaklıkla oluyor, mol sayısıyla oluyor, hacimle oluyor, şununla oluyor, bununla oluyor. Ezberlemeyeceksin. Cam kap mı var? Sürtünmesiz piston var. Mantığını kullanacaksın. Cam kapın hacmini değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Ne kadar hava üflersen üfle, senin oradaki V'n sabit. V sabit, hacim sabit. Molekül sayısı artıyorsa basınç artıyor demektir. Niye? Birim zamandaki çarpma sayısı artıyor. Hadi bu yorumu yapmadan zaten PV=nRT'de bunu görüyorsun. Adamlar çok güzel bir formül vermişler. Her şey çıkıyor yani. Durum bu. Benim şimdi gazların basıncıyla ilgili konuşacaklarım bu kadar. Benim asıl konuşmak istediğim yer aslında burası arkadaşlar. Burada işte sizin çok fazla hatanız olacak bir alan burası. Gel şimdi buraya yapalım. Burada birçok şey öğreneceksin benimle. Yani bütün bir basınç konusunun bir tekrarını yapacağız. Özellikle gaz basıncına burada çok değineceğiz. Beni burada inanılmaz dikkatli dinlemen lazım. Evet şimdi geldik muhteşem bir sayfaya. Bu sayfada beni inanılmaz dikkatli dinliyorsun. Bak gerçekten çok fazla şey öğreneceksin ve bir farkın olacak burada. İnan arkadaşların buna benzer bir soru çözdüğünde işin içinden çıkamayacak. Senin çözmen 10-15 saniye sürecek o denli söyleyeyim. Gel şimdi beni dikkatli bir biçimde dinle. Diyor ki yukarıdaki kapta su kaçırırsa neler meydana gelebilir diyor. Burada bir L noktası var. Bu L noktasının bir basıncı var mı? Var. Ne basıncı var burada? Bir toplam basınç var arkadaşlar. Toplam basınç. Toplam basınç derken neyi bahsediyorum? Bir bu sudan dolayı bir sıvı basıncı var. Bir de bu gazın oluşturduğu bir basınç var. Sıvılar ne demiştim? Basıncı aynen iletir demiştim. Bu gazın basıncı neyse buraya da o iletiliyor. Yani buradaki toplam basınç Hdg artı Hdg diyorum şimdilik. Bir de gazın basıncı P gaz diyebiliriz. Bu böyle dursun. Şimdi şuraya bir L koyalım. Ya da şöyle yapalım. Ha, neyse şöyle yapalım. Şimdi atıyorum olasılıklar var. Musluk açılırsa neler meydana gelebilir diye. Bazı ufak sayı değerleri vereceğim. Mesela gazın basıncı bir atmosfer. Buradaki dış basınç da bir atmosfer. Sen buradaki musluğu açtın. Önce bir atmosferken bakalım dışarısı. Açtın musluğu ne olur? Cevap hiçbir şey olmaz. Çünkü iç dışı iç basınç yani gazın basıncı dış 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 konuşamıyorum. Dış basınca eşit olduğu için burada herhangi bir şekilde bu gazın basıncı değişmez. Düşünsen ya düşünsene yani bu musluğu açtığımda aslında sistem bir bütün haline geldi. Buradaki basınç neyse buradaki basınç da şu olacak. Şunu düşünmeyin. Hocam dışarıdan hava girer mi? Gaz biraz çıkar mı? Bunlar olur. Bunlar biraz daha kimyanın konusu. Dengeyle alakalı bir şeyler. Biz o noktaya gelmeyeceğiz. İşte gaz ne kadar dışarı çıkar, ne kadar hava girer bakmayacağız. Biz sadece basıncı yorumluyoruz burada. Tamam. Dışarısı bir atmosferse, gazın da e, basıncı bir atmosferse, L noktasındaki basıncınız ne olacaktır? Değişmeyecektir. Güzel. Mesela dışarısı bu sefer iki atmosfer olsun. Bu sefer ne olacak? Eğer dışarısı 2 atmosferse arkadaşlar ve gazın basıncı 1 atmosferse aynı akımda olduğu gibi akım neydi? Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket ederdi. Akışkanlar da gaz bir akışkandır. Gazların da akışkanlığında yüksek basınçtan düşük basınca doğrudur. Yani dışarısı 2 atmosferse bu musluktan içeriye hava gireceğini söyleyebilirsin. Ya da şunu dersin içerideki gaz basıncı artık 2 atmosfer olacak. Çünkü sistem bir bütün haline geldi. Bu musluğu açtığında bu da aslında bir atmosferin bir parçası haline geldi. Ne oldu? O gazın olduğu şu bölümde şu turuncu bölümde gaz basıncı artık 2 atmosfer oldu. İçeriye hava girmiştir biraz gaz çıkmıştır ve durumda eşitlenmiştir orada homojen bir karışım olmuştur bununla ilgilenmiyorum. Sonuçta buradaki gazın basıncı 2 atmosfer olmuştur ve L noktasındaki toplam basınç artmıştır. Sıvı basıncında bir değişiklik var mı yok? Sıvı bir yere gitmiyor burada. Sıvı herhangi bir şekilde burada azalıp artmıyor. Bunlar bu durum yok. Sadece dışarıdaki basınç daha fazlaysa içerideki basınç da ona eşitlenecek ve sistem bir bütün haline geldiği için toplamdaki oradaki gaz basıncı artmış olacaktır. Mesela dışarısı bu sefer 0.5 atmosfer olsun. Tamam. Ne olacak? E bildiğin gibi yine sistem bir bütün olacak ve dışarıya birazcık gazın çıkacağını söyleyebilirsin. Hani yüksek basınçtan düşük basınca doğru gaz çıkışı meydana gelebilirsin. İçeriye hava biraz girer mi? Girer. Onunla ilgilenmiyorum dediğim gibi. E sonuç olarak şu gazın basıncı homojen olduğu için ne olacak? 0.5 atmosfere eşitlenecek. Yani atmosferin bir parçası haline gelecek. Yani L noktasındaki toplam basınç bu sefer ne olacaktır? azalacaktır. Sıvı basıncı peki hiçbir durumda bir değişiklik göstermeyecektir. Çünkü burada sıvının miktarı azalmıyor, öz kütlesi değişmiyor. HDG'de bir değişim yok. Tamam bunu ben anladığını sanıyorum. Şimdi gel diğer kısma. İşte çokça hata yapılan yerlerden birine gel şimdi. Şöyle bir sistem var ve sisteme siz sadece buz eriyene kadar sisteme ısı veriyorsunuz. Yani bu sisteme ısı verdiğinizde suyun sıcaklığı değişmiyor, gazın sıcaklığı değişmiyor. Sadece bu buz sıvı haline yani su haline gelecek. Şimdi bunu birazcık kaldırma kuvvetini anlatacağım başlangıçta şunu bir söyleyeyim. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bir tane kabınız var ve bu kapta bir miktar su var. Bunu zaten kaldırma kuvvetinde biraz konuşacağım. Ve buraya bir buzumuz var. Tamam. Bu buz eridiğinde buradaki sıvı yüksekliği ne olur diyorum öğrenciye. Öğrenci bana genelde şunu der. Artar hocam. Hayır arkadaşlar. Buz kendi halinde dururken herhangi bir şekilde bir etki yoksa üzerinde buz eridiğinde sıvı hale gelir yani su haline gelir ama sıvı yüksekliği değişmez. Çünkü buz eridiğinde hacmi küçülür. Buzun öz kütlesi ile suyun öz kütlesi farklıdır. Buzun öz kütlesi 0.9'dur suyun öz kütlesi 1'dir. Yani değiştiren bölü V'ye göre. E kütle aynıysa buz eridiğinde su olduğunda hacmi küçülüyor. Yani buradaki buradaki sıvının yüksekliği değişmiyor. Suyun yüksekliği değişmiyor. Suyun miktarı artıyor doğru. Hani buz su olunca evet sıvı miktarının artacağını söyleyebilirsin ama burada sıvı yüksekliği değişmez arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer değişseydi ben de sana şunu derdim. Şöyle bir şey yapardım. Gittin bu buzu attın. <laughs> Hocam ben bu buzu erittim bakın. Sıvı yüksekliği arttı. Atıyorum. Şu kadar oldu. Güzel. Şu buz eridi artık. E ben de sana derim ki o zaman şu suyun bir yarısını donduralım. Tekrar eritelim. E ne olacak? Yine sıvı miktarı artacak. Yani yüksekliğinin art, sıvı miktarı artacak da suyun yüksekliğini artacağını düşünelim. E tekrar dondurdum ben biraz suyun bir kısmını. Tekrar erittim. E sen baksana sırf dondur erit dondur erit yoktan bir su elde etmeye başlıyorsun ve sıvı yüksekliğin sürekli artıyor. Sıvı yüksekliğin sürekli artıyor. Sen dünyadaki şu anda su problemini çözdün yani. Böyle bir şey yok. Yani buz burada kendi halindeyken herhangi bir biçimde herhangi bir şey biçimde şu durumdayken sıvının yüksekliği değişmez. Tamam. Şimdi bak bu buz eridi. Bu buzu erittim. Tamam. Güzel. Dediğim gibi ne oldu? Suyun yüksekliğinde bir değişim yok. Burası 10 santim ise 10 santim kalmaya devam edecek. Güzel. Yalnız buzun şuradaki hacmi var ya artık yok. Oraya bu sıvını, gazın molekülleri gelecek. Yani gazın kapladığı hacim artmış oruca, alacak. Çünkü buz eridi. Bir orada boşluk oluştu. O boşluğu ne tamamladı? Gaz molekülleri tamamladı. Gazın yayıldığı alan gazın hacmi arttı. Güzel. E, P, V, N, R, göre ben sisteme sadece buz eriyene kadar ısı verdiğimde T'de bir de değişiklik yok, R'de bir değişiklik yok, N'de bir gaz eklemem de yok. E, gazın hacmi arttıysa gazın basıncı ne olacaktır? Azalacaktır. Buradaki gaz basıncı azalır arkadaşlar. Bunu anlayabildim mi? Çünkü buradaki buzun kapladığı şu dışarıdaki alan gittiği için o hacmi gitti. Şuradaki gaz tanecikleri geldi. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe biraz daha arttı. Gazın hacmi artmış oldu. Basıncı da azalmış oldu. Kap tabanındaki bak su basıncı diyor. Suyun yüksekliğinde bir değişim var mı? Yok. 10 santim ise buz eridiğinde de 10 santim olur. Değişmez. Güzel. Şimdi gelelim. K cisminin batan hacmi. Şöyle yorumlar yapılır genellikle. Hocam işte bu K cismine burada gaz basınç uyguluyor. Bakın bu şekilde batırıyordu. Şimdi siz gaz basıncı azaldı dediğiniz şey üstten daha az batırıyor artık. Üstten daha az batırdığı için birazcık yukarı çıkacaktır gibi yorumlar yapılıyor. Çok mantıklı gibi geliyor. En başta baya hocam bastırıyor işte gazın basıncı fazla ama biz gazın basıncını azalttığımızda artık daha az batıracak. O yüzden K cismi daha az batacak hocam diyor. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü sen buradaki gösterimi buradan da yapmak zorundasın. Bunun sağından, solundan, yanından, önünden, her yerinden bu basınç var zaten. Gazlar, gaz buradaki basıncı sıvıya iletir. Sıvılarda basıncı aynen ilettiği için sağdan, soldan, önden, arkadan hani hurra diyeyim hani. Bu da dengeyi korur. Yani burada kanın batan hacminde hiçbir değişim yoktur arkadaşlar. Kanın batan hacminde hiçbir değişik yoktur. Bu ipi unut yani bu ip olmasa bile... Bu K cismi burada kendi kendine takılırken sen git bu gazın basıncını 10 katına çıkar. olacağım 10 kat ya, 10 kat diyorsunuz. Bakın çok fazla batıracak. Bunun batması lazım diyorsan yanılıyorsun. O üstten artışlar yandan da artıyor, alttan da artıyor. Denge bozulmuyor. Yani K cisminin batan hacminde hiçbir değişim yoktur. Tamam? Güzel. İp gerilmesi çok düşünmeye bile gerek yok. K'da bir değişim yoksa zaten ip gerilmesine de çok bakmanıza gerek yok. Evet burada bir ipin bir gerilimi var. İstersen burada birazcık Newton hareket yasalarını bildiğin için yazalım denklemi. Bu arkadaşın bak bir ağırlığı var G. İpler sizi her zaman çeker dedim T. E aşağı doğru bunlar çekiyor. E, bu K cismi niye aşağı gitmiyor? Çünkü ona doğru yukarı doğru ne var? Bir kaldırma kuvveti var. Yani FK eşittir. G artı T var. Bunu yazabilirsin. Zaten kaldırma kuvvetinde bunları çok fazla yapacağım. E, cismin herhangi bir şekilde ben ağırlığını değiştirdim mi? Hayır. Kaldırma kuvvetinde değişmeyeceğini şu an söyleyebilirsin. Geleceğim. E O zaman T de değişmeyecektir. Zaten K'da bir değişim yoksa T niye değişsin ki durduk yere? Olay bu. Burada kaçırmaman gereken nokta işte şu. Buz eridi. Buzun kapladığı alan azaldığı için artık buzun kapladığı alanın yerini gaz aldı. Gazlar arasındaki... Tanecikler arası boşluk arttı, bas hacim arttı, basınç azaldı. Gazın basıncı azaldı. Gazın basıncı azaldı diye bu arkadaş artık daha az batar ya da daha çok batar gibi bir durum yok. Bu K cismine her yerden aynı basınç etkiliyor. Sıvılar da basıncı aynen ilettiği için bu denge durumunu aynı şekilde korumaya devam eder. İstersen 100 kat arttır bir şey olmaz. Buz eridiğinde bu serbest haldeyken bu şekilde durduğunda sıvının yüksekliği değişmez. Bakın bir şekilde şöyle şurada tutuyorsanız buzu burada farklı işler var. Buna dikkat et. Bu suyun içinde duruyorsa bir şekilde onu sen tutuyorsan bir iple falan tutuyorsan orada değişimler olur. Ancak böyle kendi halinde takılan bir buz parçası eridiğinde suyun yüksekliği değişmez. Su miktarı artar. Ve bu su oldu çünkü. K cisminin batan hacminde dediğim gibi değişiklik yok. Zaten K cismiyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı için ipteki gerilme kuvveti de değişmeyecektir. Tamam. Gel buna. Burada bir X gazı var, Y gazı var. Ben sana dedim ki şunların basınçlarını bana söyler misin dediğimde yapılan hata. Hocam bakın burada bir zar var, esnek zar. Böyle bokum e, kavis yapmış. Buradan birazcık fazla var olaylar deyip PX'in PY'den büyük olduğunu söyler öğrenci. Hata. Bunu söyleyemezsin. Buradaki esnek zarın görevini biliyor musun? Sürtünmesiz piston gibi sağ taraftaki gazın basıncını sol taraftaki gazın basıncına eşitlemek. Şu sisteme baktığın an diyeceğin tek şey ha, Px eşit Pe'dir. Ha burada bir esnek zar var, ha bir tane sürtünmesiz piston var. Bir değişim dediğim gibi olmayacaktır. Sakın burada böyle kavis var hocam, sağa doğru kavis var. Bakın x daha fazla itiyor, daha fazla bir basınç var orada gibi bir şey yapma. Daha fazla bir basınç olsaydı bu zar zar olma özelliğini kaybeder ve parçalanırdı. Tamam burada sanki bir sürtünmesiz piston varmış gibi dediğim gibi düşünebilirsin. Bir şey daha anlatacağım. Şimdi biraz bunu anlatmaya çalışayım. İleride bir yerde kimyada karşınıza da gelebilir bu. Şurada sürtünmesiz bir pistonumuz olduğunu hayal etmeni istiyorum. Hocam ben sürtünmesiz pistonu görüyorsam derim ki Px'in basıncı x gazının basıncı y gazının basıncına eşittir. Güzel. Tamam. Yani şöyle bir sembolize edersem en başta basınçlar bak şöyle bir grafik gibi yapacağım. Şöyle bir basınç ilişkisi kurabiliriz. Hani eşitlik gibi. Şimdi birazdan daha anlam kazanacak. Gittim buradan X gazı ekledim. Buradan X gazı eklediğinde ne olacak? Molekül sayısı artıyor. X gazının basıncı anlık olarak yüksek bir değere gelir mi? Gelir. Yani sonuçta bir basınç yani molekül ekliyorsun. PVNT'e göre RT'yi değiştirmediğinde molekül sayısının arttığında basınç artacaktır güzel. Basınç artacak ancak bu sürtünmesiz pistonla ne yapmaya çalışacak? Olayı eşitlemeye çalışacak. Bak şöyle bir durum olacak. Bu mavi X gazını şu çizdiğim çizgi öyle hayal et. Basıncı buraya gelecek. İlk başta böyle sağlam bir X gazı ekledim içeriye. Diğeri de burada durmaya devam edecek. Sürtünmesiz pistonla ne yapacak? Şu aradaki farkı eşitlemeye çalışacak. Nasıl eşitleyecek? X gazının basıncını azaltmalı. Y gazının basıncını arttırmalı. Bunu nasıl yapacak? Piston biraz sağa kayacak. Atıyorum pistonun bak geldiği durum şurası olacak. Piston buraya geldiğinde bu sefer atıyorum basınçlar şurada eşitlenecek. Şunu da şu renk yapayım. Şurada eşitlenecek. Atıyorum X da bir atmosferdi. Ben X gazını ekledim. Evet X gazının anlık olarak basıncı bak böyle arttı. Buraya çıktı. Diğeri zaten bir değişim yok. Sürtünmesiz piston hemen buna tepki verdi. Ve bu, bu sefer basınçları bak 2 atmosferde dedi. Tekrar 1 atmosfer demeyin. Yani ben burada X gazı ekledim diye ilk yorum şu oluyor. Hocam X gazı ekledik. Sürtünmesiz piston var. Basıncı değişmez demeyin. Basınç son durumda ikisi, ikisi için eşit hala. Bir değişim yok. Piston bak sağa doğru hareket etti. X gazının ne oldu? Hacmi arttı diye basıncı da azalır demeyin. Bu hata çok yapılıyor. Öğrenci diyor ki: "Hocam bakın ya X gazını siz eklediniz. Burada hacim arttı. Hacim arttı. X gazının biraz basıncı azaldı. Bak burada en başta daha yüksek bir yerdeyken artık daha düşük bir yere geldi. Ama son durumda ne oldu? X'i de basınçlarını eşitledi. Basınç değişmez demeyin burada. X gazının basıncı arttı mı son durumda? Arttı. Y gazının basıncı arttı mı? arttı. Niye? Sen pistonu şuraya doğru kaydığında Y gazını sıkıştırmaya başladın. En başta basınçlar şu hizadayken artık bu hizada oldu. Eşitlik var mı? Var. Sıkıntı yok. Ne oldu bu hareketli piston ne yaptı? Şu aradaki farkı kapattı. Yani şöyleyken onları şöyle yaptı. En başta buradaydı. Biri fırladı. Hop dedi sürtünmesi piston ne oluyor dedi. Biraz sağa kayıp bunu azaltıp diğerini arttırdı. Ve son duruma göre basınç ne oldu? Arttı. X gazının da basıncı arttı. Y gazının da basıncı arttı. Son durumda ikisinin de basıncı birbirine eşit oldu. Bu çok 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 önemli bir durumdur. Kimyada sizin karşınıza bunu sorarlar. Gel şimdi devam. Bir şeyler öğrenebiliyor musun? Güzel. Bak şimdi herkesin en çok yaptığı hata yaptığı kısma geliyoruz. Şimdi burada bir tane pistonumuz var. Şu çok yaklaştık. Öyle yapalım. Bir tane pistonumuz var, hava var. Burada bir kağıt cismi var ve bir sıvımız var, suyumuz var. F kuvvetiyle piston ok yönünde itildiğinde neler değişir diyor. Şimdi daha bu F kuvveti yokken şunu söylemende de bir hata yok açıkçası. Hocam dışarısı bir atmosferse, bu piston da sürtünmesiz bir pistonsa, bu havanın da basıncının bir atmosfer olduğunu söyleyebilirsin. Zaten bu eşitliği şu anda bu arkadaş sağlıyor. Güzel. Peki... Sen bu sürtünmesiz pistonu geldin bir F kuvvetiyle ittin ve şuraya doğru çektin. Güzel. Şöyle çektin. Ne olacak? Sen burada havayı aslında sıkıştırdın. Değil mi? Havayı sıkıştırdığın için oradaki hava basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Çünkü sen F kuvvetiyle kendin bunu zorla yapıyorsun. Zorla bastırıyorsun. Hava basıncı içeride arttı. Şimdi buradaki yorumlar sıkıntılaştırmaya başlıyor. Birincisi arkadaşlar hiçbir fizik sorusunda ve bence de kimya sorusunda şöyle şeyler düşünmeyin. Hocam havanın basıncı arttı. Bakın havayı bir sıkıştırdık. Hava diyor bana su oldu diyor öğrenci. Su seviyesi su seviyesi artar diyor. Arkadaşlar hava su olmaz. Gene dünyadaki su problemini çözüyorsunuz. Havayı o zaman sıkıştıralım sıkıştıralım. Oh ne güzel su elde edelim. Böyle bir şey yok. Su buharı su olur. Sıkıştırırsan. Yalnız bunun için çok yüksek bir basınca ihtiyacınız var ve çok düşük bir sıcaklığa ihtiyacınız var. Bu durumu yapmanız için bu durumda o kadar kolay bir durum değildir. Sen bir tane pistonu aşağı ettin diye gidip de havadan su falan elde edemezsin. Su buharından elde etmek istesen bile elde edemezsin. Çok yüksek bir basınç, çok düşük bir sıcaklık lazım. Gazlar sıkıştırılır, sıvı olur gibi bir yargı vardır. Ancak sorularda bunu düşündürtmezler size. Siz de düşünmeyin. Güzel. Yani burada hava su olur, su seviyesi artar gibi bir durum yok. Güzel. Hocam sen burada havanın basıncını arttırdın ya. Evet bak artık buradan daha fazla bastırıyor diye az önceki gibi. K bakın biraz dibe batar demeyin. Buranın her tarafından o artış oluyor. Her tarafından artış olduğu için gazlar çünkü tek bir yönde basınç uygulamaz. Her yönde uygular ve bu su basıncı aynen ileteceği için K cisminin batan hacminde Hiçbir değişim yoktur. Tamam. Bak, burada zaten hatalar yapılıyor çok fazla. Git arkadaşına sor, bana şu soruyu anlatsana de. Bir sürü hata yapacak sana. Kap tabanına yapılan toplam basınç. Burada en baştaki basınç neydi? Sıvı basıncı artı gazdı. Biz sıvı basıncını yani su basıncını değiştirdik mi? Suyun herhangi bir şekilde yüksekliği şu anda değişiyor mu? Değişmiyor. E bunun değişmiyorsa su basıncı değişmez. Ama gazın basıncı ne oldu? Arttı. Gazın basıncı arttığı için ne oldu? Kap tabanına yapılan toplam basınç arttı. Bak şunu söylüyorum. Bu F kuvvetini ben böyle tutuyorum. Bırakmıyorum. Bıraksam piston gene yukarı gidecek eşitlemek için. Şu anda gazın basıncı 2 atmosfer. Dış atmosfer, dıştaki açık hava basıncı ise 1 atmosfer. Diyelim. Güzel. Su seviyesi bir değişiklik oldu mu? Hani bu arkadaşın batan hacmi artsaydı sıvı seviyesi ne olacaktı? Yükselecekti. Bunu anlayabiliyor musun? Şöyle bir kabın var. E, sen bunu atıyorum. Elini sokarsan ne olur? Sıvı seviyesi yükselir. Sıvı seviyesi yükselirse ne olur? HDG'den su basıncı artar dersin. Ama ben sana ne dedim? Burada herhangi bir biçimde K'nın batan hacminde bir değişim olmadığı için su seviyesi de ne olacaktır? Değişmeyecektir. Vallahi önemlidir. Yani bir yerde karşına bunu soracaklar emin olabilirsin yani test sınavlarında özellikle fizik kısmında bu soruyu bu soru tarzını çok fazla soruyorlar ve her sene çok fazla öğrenci çok değişik yorumlar yaparak hata yapıyor bu soruda kolay bir soru değil yani gel şimdi şuradaki sisteme bakalım yine bir hava piston sistemimiz var ve F kuvvetiyle yine itiyoruz. Zorla yapıyoruz. En başta havanın basıncıyla dış basınç birbirine eşitsen bunu F kuvvetiyle aşağı doğru ittin. Güzel. Şöyle tatlı tatlı ittin. Güzel. Tamam. Şimdi öncelikle şu olaydan bir başlayalım. Bir öncelikle başlangıçta bazı şeyleri de bir konuşalım. Buradaki gazın basıncı neyi dengeliyor? Hem sıvı basıncını dengeliyor hem de havanın yaptığı basıncı dengeliyor. Çünkü neydi? Esnek balonun görevi içindeki basıncı dışındaki basınçla eşit tutmaktır. En başta bu tatlı tatlı kendi halinde takılırken hem havanın hem suyun toplam basıncını eşitliyor. Sonra ne oluyor? Sen gittin. Şöyle yapalım. Hı. Pistonu aşağı ettiğin zorla. Pistonu sen zorla aşağı ittiğinde havanın hacmi azaldığı için ne olacaktır? Basıncı artacaktır. Güzel. Şimdi basınç arttı. E dış basınç yani şu kısım için şu balonun etrafındaki basıncın sen bana arttığını söylüyorsun. Buna bu esnek balon nasıl bir tepki verecek? Dışarısı arttıysa benim de artmam lazım diyor. Ama ben sıcaklığımı değiştiremem ve dışarıdan herhangi bir gaz alamam. Ben bir balonum çünkü diyor. E, basıncımı benim arttırmam için hacmimi azaltmam lazım diyor. Yani bu balon birazcık büzülüyor. Bu balon birazcık düzülerek hacmini küçülterek basıncını arttırıyor ki patlamayayım ben bu işten diyor. Bu işten zararlı çıkmayayım diyor. Balon içindeki gazın basıncı arttı. Dışarıdaki basınç arttığı için buna da uyum sağlayarak kendi hacmini küçülttü. Su seviyesi ne oldu? E bir hacim azalması var aşağıda. Suyun içindesiniz çünkü. Suyun içinde hacim azaldığı için bir miktar su miktarınız pardon su seviyeniz bir miktar aşağı çekecektir. Kafandaki soruyu biliyorum. Biliyorum. Geliyorum ona. Su seviyesi azaldı. Hocam. E şimdi balonun görevi dışarıyla kendine eşitlemekti. Bak ama sen su seviyesini azalttın. Sıvı basınca azalmadı mı? Evet. E sıvı basınca azalınca o balon şişmeyecek mi? Yani gazın balon içindeki gazın hacmi artacak. Değişmeyecek mi? Gibi bir yorum aklına gelebilir. Şunu diyorum. Sıvı seviyesi azaldı ya hocam. Evet sen burada gaz esnek balonun içerisindeki gaz basıncı da azalacak bu sefer balon şişmeyecek mi? Neden sonuç ilişkisini bozma. İlişkisini bozma. Ne demek bu? Bu balon neden büzüldü? Dışarıdaki basınç arttığı için. Dışarıdaki basınç arttı, balon büzüldü, sıvı seviyesi azaldı. Yorumu burada bitirmen lazım. Eğer yorumu devam ettirirsen, hocam sıvı seviyesi azaldı. Bu sefer balon şişmedi mi? Hadi şişti diyelim. E bu sefer de sıvı basıncı arttı. E balon gene büzülecek. Hocam balon büzüldü, sıvı seviyesi azaldı. E o zaman yine şişecek. Böyle bir şey olabilir mi? Sonsuza kadar bir döngüye girdik. Çıkamadığımız bir döngü var. Balon büzülüyor, sıvı seviyesi azalıyor. Aa sıvı seviyesi azaldı, basınç azaldı, balon şişiyor. E sıvı seviyesi yükseldi, basınç arttı, balon büzülüyor. E balon büzüldü, sıvı seviyesi azaldı. Yani Lupa giriyorsun. Ne oldu? Pistonu aşağı ettin. Basınç arttı. Balon da tepki gösteriyor buna. Kendi basıncımı arttırmam gerekiyor diye. Hacmini azalttı. Sıvı seviyesi bir miktar azaldı. Burada bitti soru. Burada bitirmen lazım. Sıvı seviyesi azaldığı için de balon şöyle böyle dersen lupa gireceksin. Çıkamazsın o döngüden. Hani saçma sapan bir döngüye giriyorsun. Yani bizim mühendislikte böyle bir terimimiz vardır. Hani dead loop dediğimiz bir nokta vardır program öyle bir noktaya girer ki çıkamıyor. Sürekli orada kalıyor. Biz buna dead loop deriz. Sen de dead loop'a giriyorsun şu anda. Girmeyeceksin. Basınç arttı. Balon hacmini küçülttü. Sıfır seviyesi azaldı. Nedenler ve sonuçlar. Bitti. Burada bitirmen lazım. Kap gündeki bak sıvı basıncı diyor. Toplam basınç demiyor. Sıvı basıncını belirleyen şey ne? Bu suyun yüksekliği. Suyun yüksekliği azaldı mı? Evet hocam suyun yüksekliği azaldı. Suyun yüksekliği azaldıysa sıvı basıncı ne olmuştur? Azalmıştır. Olay bu kadar. Bu sayfayı bence bir kez daha kendin bir tekrar et. Çünkü öyle basit yorumlar içermiyor. Nedenlerinin, sonuçlarının sana mantıklı gelebilecek benim sana anlattığım şekilde bir kez daha tekrar ediyorsun. Sonra da benle soruları çözmeye başlıyorsun. Çünkü burada öğrendiğin bilgiler 10-15 soruya bedel. Hep bunlar arasında bazı sorular çıkacak karşına. Test kitaplarında denemelerde hep bunları hatırlayacaksın. Ve çözmen 10-15 saniye sürecek artık. Bunu bilmeyen bir kişi, hele ki bu şekilde öğrenmeyen bir kişi inanılmaz hatalar yapar bu sorularda. Yani doğru yolu bulamaz. Senin de işte farkın burada olacak. Tamam. Bir kez daha kendini tekrar et. Eğer takıldığın noktalar varsa alta yaz. Ben görmezsem arkadaşların görür. Yardımcı olursana. Hiç kendini sıkıntıya sokma. Her şeyi bir mantık içerisinde, fizikçe kafana yatacak şekilde yorumla. Güzel güzel notlarını al burada. Tamam. Bak gazlar ne kadar güzelmiş. Bayağı işimiz oldu. Şimdi gel bakalım şuradaki dört soruyu da konuşup dersi bitireyim çünkü süre birazcık artmaya başladı. Gel bakalım şuradaki dört soruyu bir konuşmaya başlayalım seninle. Evet, şimdi gel bakalım. Nasıl gidiyor? parçalıyorsun değil mi soruları? Bir geliştiğini hissediyorsun. İşte istediğim şey senden bu hep. Şimdi Esma yeni aldığı çocuk balonunu hava pompasıyla şişiriyormuş. Güzel. Bizim bir balonumuz var. Balonu zaten görevini biliyorduk. Buna göre balonun içinde gazın hangileri zamanla artar diyor. E şimdi bir tane balonunuz var. Şöyle. Sen buraya havayı üflüyorsun. E balonun içerisine sürekli bir hava molekülleri gönderiyorsan kütle ne olacaktır? Artacaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Bu balon gitgide gitgide ne yapacaktır? Şişmeye başlayacaktır. E şişiyorsa hacmi de artıyor demektir. Ancak balonun görevi neydi? İçindeki basıncı dışarıyla hep eşit tutuyordu. Yoksa ne olurdu? Bu balon balon özelliğini kaybeder ve puf patlardı. Dışarısı atıyorum bir atmosferse buradaki basınç da sürekli bir atmosfer olacaktır. Niye? Hacmini arttırıyor. P -V -N R, -T göre ben RTL ilişim yok zaten sıcaklıkla. Hava üfledikçe, molekül sayısını arttırdıkça, ne oluyor? Hacim artıyor, ama basınç ne oluyor? Değişmiyor. Basınç bir anda değişirse, esneklik direncini ihmal edersen, bu balon ne olacaktır? Puf, patlayacaktır. Tamam, gel bakalım. Şimdi soru 17'de baştan uyarayım. Zor bir soru. Bir öğrenci eğer bu soruyu ilk defa görüyorsa çözmesine pek imkan vermediğim bir soru. ÖSYM bir benzerini sordu. Çok fazla şey öğreneceğim bir yer. Kafana dikkatli vermen gereken bir yer. Birazcık çözümü uzun. Anlatacağım birçok şey var. Eğer yorgun hissediyorsan videoyu durdur. Bir dinlen, bir elini yüzünü yıka. Veya başka bir ertesi gün bak çok yorgunsan. Soru biraz zor. Olabildiğince açık, net, bir şekilde basit bir yolda anlatmaya çalışacağım ama yeni bir şeyler öğreneceksin. Benzeri gelirse sen yaparsın. Başkası eğer bu tarz bir soruyu çözmediyse, düzgün bir şekilde anlamadıysa çözmesinin imkanı yok. ÖSYM zamanında sordu buna benzer bir soru. Ben de bu soruyu o yıl anlatmıştım. Bana çok güzel yorumlar gelmişti. İnşallah bir daha bunun benzerini sorarlar. Yanılmıyorsam 2021'de mi, 2020'de mi ne sormuşlardı. Gel bakalım birazcık konuşmaya başlayalım bu soruyla. Dediğim gibi ama soru arkadaşlar zor. Şimdi düşey kesti şekildeki gibi olan metalden yapılmış bir K kabı ile çocuk balon şekildeki gibi arkadaşlar bağlanmış. Buna göre aradaki musluk açılıp yeniden denge sağlandığında X gazının yani şuradaki X gazının X gazının kendisiyle alakalı bir durum bu. X gazından bahsettiğim bu. Büyüklüklerinin hangileri değişmez diyor. Çocuk balonun hacmi boş kabın hacminden büyüktür. Bunun neden böyle olduğunu birazdan açıklayacağım. Şimdi bir tane çocuk balonumuz var. Güzel. Harika. Bunu şişirmişiz. Atıyorum ki ben bunu şişirirken 6 kez içerisine nefes verdim ve içerisine 60 N'lik ya da 60 mol'lük hava üfledim. Yani şu anda PV'ni düşünüyorum. Çünkü sıcaklıkla falan ilgim olmadığı için PV eni düşünmeye çalışıyorum. Ben buna 60 60'lık bir hava üfledim. 60 tane 60 mol'lük bir molekül verdim. Şurası 60. Şu anda bunu yaptığımda Dış basıncın işler biraz daha kolay olsun diye 10 atmosfer diyelim. Dış, dış basınç 10 atmosferse balonun da buradaki patlamadığı için balon balon olduğu için basıncı 10 atmosfer olacak. Güzel. Hacmi ne kadar olacak? 6. 6 litre diyebilirsin. 6'lık diyebilirsin. Güzel. Benim için bu önemli. Benim çıkış noktam bu oldu. Ben içerisine 6 kez üfledim. 60 moleküllük bir hava yolladım. Dış basınç 10 atmosferse buradaki çocuk balonunun içerisindeki de x gazının basıncı 10 atmosfer olacak. Güzel. E hacmini de buna göre ayarladı. 6 litreye çıkarttı diyelim. Güzel. Şimdi buradaki musluğu açtık. Güzel. Burası en başta neydi? Boştu. E burası boşsa burada da bir x gazı burada duruyor. Ne olacak? İçeriye hava girmeye yani x gazı girmeye başlayacak. Çünkü sanki artık K kabı da balonun bir parçası haline geldi. Değil mi? Hani çünkü sanki X gazı ve K kabı bir arada bir bütün haline geldi. Ama hangi kural hala geçerli? 10 atmosfer kuralı geçerli. Yani dış basınca hala eşitleme görevimiz geçerli. Şimdi en başta şunu diyebilirsin. Hocam bu K kabı kaç litre? Hacmi ne? Şimdi bana soruda demiş ki çocuk balonun hacmi boş kabın hacminden büyüktür diyor. Ben çocuk balonun hacmini şu anda 6 litre olarak düşünmüştüm. Yani buranın 6 litreden daha az olduğunu söyleyebilirim. Eğer söylemezsem birazdan onun sonuçlarına gireceğim. Güzel. Şimdi dediğim gibi balon balon özelliğini kaybetmeyeceği için patlamayacağı için ve içeriye bir miktar buraya x gazı girmeye başlayacağı için atıyorum tamamen sallamasyon bir sayı. Benim az önce bu 60, 60 bir havan var ya üfledim kendi nefesimden. 20'lik kısmı buraya geçti. 20 en buraya geçti diyelim. Güzel. Şimdi K kabı için yazıyorum. 20'lik geçti. Güzel. E K kabının içerisindeki X gazının basıncı da 10 atmosfer olmayacak mı? Evet. Yani bu balon birazcık büzüşmeye başlayacak. Niye? Çünkü X gazı diğer tarafa geçiyor. Artık hakkını biraz diğer tarafa geçiriyor ve şu sistemde şu sistemde 10 atmosferlik basınç her yerde korunmak zorunda. Ne olacak o zaman? Orada da 10 atmosfer olacak K kabının içinde. Demek ki K kabının hacmi 2 litre diyebilirsin. Tamam mı? Balon ne oldu? Balon içinde olay 10 atmosferde. Hı hı. Hacmi biraz küçüldü ve ben oraya 20'lik 20, 20 mollük bir hava göndermiştim. Bunun molü ne oldu? 40 mol oldu düştü. Hacmi ne oldu? 4 litreye düştü. Bir sıkıntı yok. Aslında olay bu. Öz kütle. Şimdi benim en başta gaz için x gazı için değiştir en bölü v'yi düşündüğümde. X gazı buradaki X gazı yani ay, 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 ayrıştırmıyorum. Balon içindeki X gazı değil. Benim elimdeki X gazı hakkında konuşuyorum. Kütlede bir değişim var mı? Yok, dışarıdan bir kütle getirmedik, X gazı eklemedik veya X gazı dışarıya fırlamadı. Hacim ne? En başta 6 litreydi, 2 litresi K kabında artık, 4 litresi de balon içinde yani hacimde de bir değişiklik yok. Öz kütle değişmeyecektir. Ne dedim? Kütle de değişmeyecektir. Hacim, hacim burada bahsettiğim hacim arkadaşlar X gazının hacmi, balon hacminden bahsetmiyorum, balon hacmi demedim. Bak X gazının hacmine dedim. X gazının ben hacmini en başta ne aldım? 6 litre aldım. Şimdi ne oldu? 2 litresi K kabına gitti. 4 litresi ise balon içinde kaldı. Yani 6'ya 6'ydı. Hacim de değişmedi. X gazının hacminden bahsediyorum. Balon içerisindeki X gazı demiyorum. Ya da balonun hacmi demiyorum. Buna dikkat et. Kütlede bir değişim yok. Öz kütlede bir değişim yok. Hacimde de bir değişim yok. Basınç peki? E basınç 10 atmosfer 10 atmosfer olayını hala korumaya devam etmiyor mu? Evet en başta benim basıncım 10 atmosfer değil miydi X gazı için? Evet. E son durumda da zaten bak 10 atmosfer 10 atmosfer değil mi? Evet. Basınç da değişmeyecektir. Aslında olayın en kısa anlatımı bu. Şimdi senin kafanda bir soru var muhtemelen. Ben şimdi o soru hakkında konuşacağım. Ne o? Hocam kalkabına sen orada 2 litre dedin, 3 litre dedin. Kalkabı 20 litre, 30 litre olsaydı ne olacaktı? Şimdi ondan bahsetmeye çalışacağım. Yani şu bilgiyi vermeseydi ne gibi bir sonuçlar çıkacaktı? Buraya kadar bir sorun var mı? Sen buraya 20 enlik değil de atıyorum 40 enlik x gazı geçtiğini söyleseydin ne olacaktı? Demek ki bu k kabı 4 litre olmalıydı. 10 atmosferi koruyacak. Burası birazcık büzüşecek. 2 litreye düşürecek. 20 enli olacak. 10 atmosfer çarpı 2 20 hala her şeyi korumaya devam edecek. Tamam. Dediğim gibi bak. Balonun içerisindeki ya da balon hacmi deseydim evet hacmin azaldığını falan söylerdim ama ben direkt X gazı ile ilgileniyorum. Bu buna dikkat et. Bazen sana bunun balon için söylerler. Balonun içerisindeki hacimle ilgili söylerler. Hemen pat diye hacim değişmez diye atlama çünkü hacim ne oldu birazcık azaldı. Niye? Karşı tarafa boş kaba X gazı geçtiği için. Tamam? Şimdi aynı soruyu sana şu bilgiyi vermeseydi ne yapacaktın? Veya şu kabın hacminin çok büyük olduğunu atıyorum 50 litre gibi büyük olduğunu söyleseydi ne yapacaktın? Şimdi aynı olaylar gene başlangıçta olacaktı. Sen diyecektin ki hocam biz buraya 60 molluk bir hava üfledik diyecektin. Tamam mı? Dışarısı 10 atmosferse 10 atmosferse 10 sa demek ki bu balonun hacminin 6 litre olduğunu bana söyleyecektin. Tamam. Ama mesela burası 30 litrelik bir kap. Ve bu kabı sen K musluğunu, e, musluğu açtın. Neler olacak? Şimdi olay yine ne? Basıncı eşitlemek. Değil mi? Evet. E şimdi bak şu K kabı için sen yazarsan. P ve yazacağım. Bak garip bir sonuç çıkacak. Burası 30 litre. Tamam. Elindeki tüm gazın mol sayısı 60. 60'lık. E bu K kabında olabilecek en fazla basınç yani bu balon bütün her şeyini bile verse burada basınç 2 olacak. K kabının içerisindeki basınç 2 olacak. E ama bir durum var dışarıdaki basınç 10 atmosfer. Bu durumda ne olacak bir mantıksızlık yok mu? Yani balondaki tüm hava içeri girdi. Tamam. K kabının 30 litre olduğunu söyledim. Hacmi 30'luk. 60 mollük bir hava var. Basıncın en fazla 2 atmosfer oluyor. Ama dışarıda da 10 atmosfer var. Bir eşitlik var mı? Yok. E nasıl eşitleyeceğiz biz bunu? Çünkü sistem bir bütün. Ne olacak işte biliyor musun? işte Tarihin en zor sorularından biri olur bu. Bu balon arkadaşlar içeri vakumlanacak. İçeri vakumlanıp içeride şişmeye başlayacak bu sefer. İçeride şişmeye başlayacak. Niye şişecek? Bu K kabının o 30 litresini azaltmaya çalışacak bir nevi. Bir vakum etkisiyle bu şuradaki 30 litreyi aşağı almaya başlayacak. Kendisi de içeride şişmeye başlayacak. Çünkü K kabı 10 atmosfer olmalı. 10 atmosfer olması için bu hacmin düşmesi lazım. E, K kabı bir balon değil bir cam kap. E, bunun hacmini sen nasıl düşürürsün iç hacmini? Balon içeri girer. O sen geniş geniş bir alanın var senin der. Ben bir vakumlanayım oraya der. Çünkü yüksek basınçtan düşük basınca doğru akışkanlar hareket eder. Bu balon bu şekildeyken burası yüksek bir basınç. 10 atmosfer dış basınç var. İçeride de az önce 2 atmosfer dedim. Ne olur? Bu arkadaş vakum etkisiyle içeri girer ve içeride şişmeye başlayacaktır. Vakum etkisiyle. Çünkü yüksek basınçtan düşük basınca doğru akışkanların hareketi vardır. E içerisi 50 litreyken der ki balon sen 50 litresin böyle bir saçmalık olmaz benim seni birazcık düşürmem lazım der 50 litre mi aldım 30 litre mi aldım ha neyse bunu düşürmek isteyecek. Nereye kadar düşürecek ne zaman şu 10 atmosfer 60 mol ilişkisini kurana kadar düşürmeye çalışacak ve balon içeride şişmeye başlayacak arkadaşlar. Aslında işin zor kısmı bu. Yani bu, bunu yorumlamak hiç hiç kolay değil. Çünkü 30 litrelik bir alan var. Adama iki atmosfer düşüyor. E bu bir denge sağlamaz. Bir sıkıntı var. Balon şişiyor şişiyor şişiyor. O boşlukları doldurmaya başlıyor. Yani bir nevi K kabının o boşluğunu çalmaya başlıyor ki onun hacmini küçülteyim ben. Adam gibi bir 10 atmosfer olabilecek bir hacme getireyim. Çünkü elinizde sizin 60 mollük bir hava var. Bu havayı arttıramazsınız şu anda. Yani X gazı var pardon. Bunu arttırması için ne yapması lazım? Balon şişecek şişecek şişecek. Bu K kabının o boşluğunu çalmaya başlayacak. Bu vakum etkisidir arkadaşlar. Vakum etkisinin günlük hayatta nerede kullanımı var? Bilir misin? Elektrik süpürgelerinde. Nasıl hocam? Şöyle bu elektrik süpürgesinin bir sapı olsun işte. Burada da tozlar olsun. Dışarıda bir atmosferlik bir basınç var. Burada da tozlar var. Burada da bir tane size neyiniz var? Motorunuz var. Motor ne yapıyor biliyor musun? motor burada bir vakum etkisi yapıyor. Yani basıncı düşürüyor. Yani elektrik elektrik süpürgesinin iç basıncını düşürüyor. Atıyorum 0.5 atmosfer yapıyor. E 0.5 atmosfer yaptığında burayı ne oluyor? 1 atmosfer dışarısı. İçerisi 0.5 atmosfer olduğu için bu tozlar içeri girmeye başlıyor. Çünkü bunlar da akışkanlığın etkisiyle o havanın etkisiyle ne olmaya başlıyor? O tozlar makine içerisine hı, diye vakumlanmaya başlayacaktır. Bu yüzden tozlar içeri içeri çekilmeye başlıyor. Hiç uçak filmleri izlediniz mi? Uçak kazaları filmleri olur falan böyle. Uçağın bir kapısı kopar mesela. Uçak havada ilerliyor. Biraz böyle örnekler veriyoruz. Kusura bakmayın ama mesela şu bir uçak olsun, şurası kapısı olsun. İşte uçak uçuyor böyle. Böyle böyle düşün. Tamam mı? Şimdi yukarıda değil mi? Yukarıdaki basınç biraz az. Atıyorum 0.5 atmosfer. Uçağın kendi sistemleri dahilinde içerideki atmosferde atıyorum 1 1.5 2 atmosfer ya da 1 atmosfer diyelim. Tamam. Bir şey oluyor ve bu kapı ne oluyor? Bu kapı ne oluyor? Açılıyor. Bir anda açılıyor ve o filmlerde yolcular hop aşağı fırlıyor. Bir anda şöyle bir durum oluyor. diye çekiyor bir şey. Sanki dışarıdan onu bir şey çekiyormuş gibi oluyor. Niye oluyor? İçerideki basınç fazla, dışarıdaki basınç az. Bir anda dışarıdan, içeriden dışarıya doğru bir vakum etkisi olmaya başlıyor. Seni itiyor. Onlar o yüzden dışarı fırlıyorlar. Çünkü içerisi yüksek basınç, dışarısı düşük basınç. Yüksek basınçtan düşük basınca doğru bir hareket olduğu için o filmlerde, işte o filmlerdeki o insanlar hop dışarı fırlıyor. Tamam. Kemerleri bağlı olmasına rağmen bir şey onu sürekli çekiyor. Onu çeken ne işte oradaki o yüksek basınç düşük basınç arasındaki fark. Çünkü akışkanlar basıncı yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder. O hareket doğrultusunda o insanlar işte öyle fırlıyor gibi e, olaylar senaryolar yapılıyor. Biraz kötü bir örnek ama akılda kalsın diye. Peki mesela şey vardır. Onu da göstereyim. Metroya biniyorsunuzdur. Metroya trene. Şöyle bir çizgi vardır. Bu çizgiyi geçmeyin aman derler. Şöyle bir çizgi vardır. Tren buradan geliyordur. Sen de buradasındır. Sana bu çizgi niye geçme diyor. Tren çarpar diye değil. Aslında tren çarpar diye değil. niye ama. Hani neden biliyor musun? Bu tren hızlı hareket ettiği için buradaki havayı ne yapıyor? Hızlandırıyor. Bunları birazcık akışkanlarda konuşacağız. Akışkanların basıncında konuşacağız o Bernoulli ikisinde. Burada da hava moleküllerini hızlandırıyor. Hava moleküllerini hızlandırdığı için rayların bu tarafında düşük bir basınç oluşuyor. Yani burada P düşük. Şu kadar. Ama sen buradasın. Senin arkanda P yüksek. E, arkanda P yüksek. Burada P düşük olursa. Burada P yüksek. Burada P düşük olursa. Sanki biri seni arkandan ittiriyor gibi olur. Böyle bir risk var. O insanların uçaktan fırlaması gibi seni arkandan bir şey itip böyle öne doğru fırlatabilir. işte. bu da bunları önlemek için o sarı çizgiyi geçmeyin diyorlar. Çünkü tren geçtiğinde havanın, hava moleküllerinin hızı artacağı için basınç orada azalıyor. Yani ön tarafın senin bir alçak basınç arka tarafın senin bir yüksek basınç haline geliyor. E hareketi de yüksek basınçtan düşük basınca doğru değil mi? Evet. Sanki arkadan seni biri itiyor gibi olup öne doğru böyle bir yalpalama gösterebilirsin. Bir vakumlanma etkisi gösterebilirsin. O yüzden o sarı çizgiyi geçmeyin diyorlar. Tamam mı? İşte bunlar vakum olaylarının örneklemeleri aslında. Biraz o konuda o konudan dolayı bu soru gayet çok önemli diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Böyle günlük hayat uygulamalarını da size sınavda sorabilirler. Yani bunlar hangileri vakum etkisiyle alakalıdır, hangileri işte günlük hayatta zararları önlemek amacıyladır vesaire diyebilirler. Gel şu iki soruyu da yapıp artık bugünü noktalayalım çünkü biraz uzun oldu. Gel bakalım. Örnek 18. Düşey kesti verilen kabın üst kısmı hava ile alt kısmı sıvı ile dolu iken denge sağlanmıştır. Piston ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse büyüklüklerin, hang, niceliklerin büyüklüklüğü nasıl değişir diyor. Tamam en başta bu piston ne yapıyordu? Dış basıncı iç basıncı eşit tutuyordu. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Ama biz ne yapmışız? Zorla bu arkadaşı ittirmişiz ve havayı bir miktar sıkıştırdık. Güzel. E şimdi havayı bir miktar sıkıştırdığın için buradaki havanın basıncı ne oldu? Artmış oldu. Bak, bu pistonu serbest bırakırsan her şey eski haline döner. Ben şu anda bu F kuvvetini hep tutuyorum gibi düşün. Güzel. Havanın sıvı olması gibi su olması gibi olaylar yok demiştim. Böyle şeyler sakın düşünmeyin demiştim. Hava su olmaz. Su buharı su olur. Bu durumda bir şey yok. Yani burada sıvının yüksekliği ile alakalı bir değişim olmayacak. Güzel. Peki buradaki esnek balonun çevresindeki basınç ne oldu? Hava basıncı arttığı için artış gösterdi. Güzel. Sıvı basıncında bir, bir değişiklik yok ama hava basıncında bir değişiklik, bir artma olduğu için gaz yani esnek balon esnek balon buna tepki göstermeli. Nasıl tepki göstermeli? Basıncını arttırarak. Basıncını nasıl kadar arttıracak? Hacmini azaltacak. Bu balon birazcık ne no olacak? Büzülecek. Büzüldü. Bu büzüldüğü için de bir miktar buradaki sıvının yüksekliği azalacak. Sakın dediğim gibi neden sonuç ilişkisini bozma. Soru burada bitti. Sıvı yüksekliği azaldı hocam. Basınç azaldı. Bakın o balon tekrar şişmez mi gibi bir şey deme. Bitti şu anda soru. Yoksa lupa girersin. Ne loop'tu o? Dead loop. Ha, dead loop'a girme. Balon içindeki gazın basıncı ne oldu? Arttı. Balonun hacmi ne oldu? Azaldı. K noktasındaki sıvı basıncı. Ne oldu buradaki? Sıvı yüksekliği azaldığı için sıvı basıncı diyor. Azalmış oldu. Hocam toplam basınç ne oldu peki? Toplam basınç ne oldu? Balona bak. Balon ne yaptı? Basıncını arttırmadı mı? E tamam o zaman balon zaten basıncını arttırıyorsa eşit demek için K noktasında da basınç artmış demektir. Yani balon zaten orada sana söylüyor ne olduğunu. Balon hacmini küçülttü. Niye? Basınç arttığı için. E, etraftaki basınç artıyorsa K noktasındaki toplam basınç da artacaktır. Ama sıvı basıncı ne olacaktır? Azalacaktır. Niye? Buradaki yükseklik bir miktar azaldığı için. Ya ne kadar güzel yorumlar aslında değil mi? Hani tamam basınç kolay bir konu değil. Hani birazcık e, size kazanımlara uygun anlatacağım dedim ama bunlar da işte kazanımlarda var. İşte bunları soruyorlar size. Gelip de öyle sayısal hesaplama falan yok. Hiçbir sayısal hesaplama yapıyor muyuz? Burada yapmıyoruz. Güzel. Son sorumuz bu dersteki. Düşey kesici şekilde gibi olan kap sıvıyla dolu kabın tabanına bağlı bir çocuk balonu bulunmakta. K noktasının sıvının basıncı pk. Sıvının basıncı dikkat et toplam basınç mı diyor sıvı basıncı mı diyor bak onlara. Çocuk balonun içindeki x gazının basıncı px'tir. Buna göre çocuk balonunun bağlı olduğu ip kısaltılırsa px ve pk değerleri için ne söylenebilir diyor. Bu x gazı neye eşit şu anda? Buradaki açık hava basıncına p0'a artı şurada üzerindeki sıvı basıncına. Ona da p sıvı diyelim. Tamam. Güzel. Yani ancak buradaki P sıvıyı bin bin nevi şuradaki yükseklik kadar düşünebilirsin. Çünkü çocuk balonu birazcık yukarıda duruyor. Güzel. Sen bu balonun ipini kısaltırsan. Aha da kısalttım. Buraya aldığında. Üzerindeki P sıfırda bir değişim var mı? Yok. P sıvı ne oldu? Hop. Ne oldu? Arttı. Niye? Yükseklik arttığı için. Yükseklik arttığı için bu arkadaş ne yaptı? Basıncı artmış oldu. E basınç artıyorsa balon balon özelliğini koruyacaksa ne yapacak? hacmini birazcık azaltacak. Yani bu balon artık daha küçük bir balon olacak. Şuna tekrar kabulüm, Bu sıvı seviyesi biraz azalacak. Ama yine dediğim gibi basınç artmış olacak. Miniminlercik azalacak olarak düşünebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Sıvı seviyesi biraz azaldığı için bu noktadaki sıvı basıncı PK ne olacak? azalacak. Sıvı basıncı. Güzel. Çocuk balonundaki x gazının basıncı px ne oldu? px de artmış oldu. Durum bu. Eğer bir hata yapmadıysam olaylar bunlar. Vallahi az buz iş yapmadık. Herhalde bir saate de geçti bu ders. Hani en son işte akışkanların akış süreti ve basınç ilişkisi zaten birazcık bahsettik. Yine zaten bir, bir derste bahsedip sonra test sorularına başlayacağım. Benim konuşacaklarım bugün bu kadardı. Umarım çok yararlı olmuştur. Ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten anlatırken de çok keyif aldım, ne yalan söyleyeyim. Kafana bir şeyler takıldıysa bir tekrar et. Sonrasında bir olmazsa yorumlara bak. Sen eğer bir yorum atarsan ben ve arkadaşlarım sana kesinlikle dönmeye çalışırız zaten. Zor işler değil. Her şeyi bir mantık çerçevesinde götürmen lazım. Çok fazla bir şeyleri bulanıyorsan yanlış yapıyorsun demektir. Basit sayılar vererek, basit düşünerek çok karmaşık işleri çözebilirsiniz. Zaten fizik bu yüzden kolay. Sadece size basit ve net düşünmeyi göstermedikleri için size zor geliyor. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.